Yaptığın dövüşlerde düşmanın ile aynı boyda silah mı kullanmak istiyorsun? Sakalını kamak niyetindeyken elin suya sabuna gideceğine düşmanının kanına mı gidiyor? O zaman biraz daha öfkelenmeye ihtiyacım var. Tıpkı bir barbar gibi. Herkese merhaba arkadaşlar. D&D rehber serisi yapmaya karar verdim. Alfabetik sıraya uymaya çalışarak sınıflar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. İlk konuşacağımız sınıf Barbarian. Barbarlar hakkında bilgilendirme yaparken bu sınıfı seçecek oyunculara sadece yeteneklerini değil, arka plan oluştururken de yardımcı olabilecek kişilik özellikleri ve arka plan fikirlerine de değineceğim. Ayrıca filmlere ve kitaplara konu olmuş ikonik barbarlara da örnek vermeye çalışacağım. Ufaktan başlayalım. İlk soru neden barbar oynamalıyım? Barbar, dizginlenemeyen öfkenin nihai ifadesidir. Rahatlamak istiyorsanız, stres atacaksanız, barbar tam size göre. Barbar oynadığınız zaman savaş alanında oldukça dayanıklı ve ham güce sahip oluyorsunuz. Öfke patlamaları yaşıyorsunuz. Savaşın ön saflarında çok dominant bir karaktere bürünüyorsunuz. Barbarlar kimin ne düşündüğünü çok da önemsemezler. Bunun sebebi de yönelim olarak kaotik olmalarıdır. Yani dövüşmenin sebebi kendi hakkını kendi kurallarına göre korumak da olabilir. Kendi toprağını savunmak da olabilir. Atalarının ruhlarını onurlandırmak da olabilir. Ya da doğada kelemetlerin ışığında onlar adına da savaşıyor olabilirler. Durum ne olursa olsun düşmanları bir barbara kızdırmamalı. Çünkü bir barbar atasözü der ki şiddet sorunlarınızı çözmüyorsa muhtemelen yeterince kullanmıyorsunuzdur. İkinci soru, barbar açtım, oynayacağım fakat benim partideki rolüm nedir? Barbarlar savaş uzmanlarıdır ve iki tane rol oynayabiliyorlar. Biraz da hani MMORPG kafasında şu an bunları söylüyorum daha kolay anlaşılsın diye. Barbar deyince herkesin aklına büyük baltasıyla ağır hasarlar veren bir barbar görüntüsü gelebilir. Bu hasar rolünü temsil eder aslında bir bakıma. Fakat barbarlar bu görüntünün dışında çok da iyi tanklardır arkadaşlar. Hatta bir oyunumda elinle ne kadar kötücül büyü varsa, ne kadar yaratık varsa, deyim yerindeyse barbarın üstüne fırlattın Ve karakterini dengeli dizayn eden arkadaşım küçük yaralar aldı ve büyük zaferlerle çıktı. Yani ez cümle güzel hasar verdiği kadar iyi de tanklar. Hatta bir oyunumuzdan örnek vermek istiyorum. Kadim kırmızı bir ejderha tarafından havaya fırlatılıp yere düştüğü anda da yüzüne ejderha ateşi bir arkadaşım vardı. ...ve hayatta kaldı. Bir sonraki turda zar kritik geldi, dönerek Ejera'nın kafasını kesti. Çok epik bir sahneydi bu onun için fakat tek bir sıkıntımız vardı. Her boş vaktimizde bizimle aynı sahneyi tekrar tekrar sürekli konuşuyordu. Barbarlar atletlerdir ve çok iyi keşif yaparlar. Arazi fark etmeksizin bu araziler orman olur, bataklık olur, tundra olur... ...yani herhangi bir yer olabilir ve çok iyi keşiflerde bulunurlar. Örümcek hislerine benzer tehlikeyi önceden fark etme özellikleri de vardır. Bu tehlike bir goblin saldırısı da olabilir, cücelerin büyülü mağaralarında kurmuş oldukları tutaklar da olabilir. Sosyal iletişim ve rol yapma açısından sinirli ve fevri bir karakteri oynamanın ötesinde bazı zamanlarda da çok iyi kararlar veremeyen, çok da zeki olmayan bir karakteri oynamak eğlenceli olabilir. Ama bu sakın hani barbarlar aptaldır, geri zekalıdır, düşünemezler gibi algılamayın sakın bunu. Ama tabii ki bir büyücü kadar da zekanız olmayacağı aşikar. Ayrıca yetinizin yetmediği durumlarda eğlenmek de çok önemli bence. Tabi bu durumun tam tersi de olabiliyor. Sonuçta kurgulara, mitolojilere baktığımız zaman birçok barbar kral ve kırlıça var. Liderlerinin sahip olduğu öfkeye ve yaptığı kahramanlıklara göre seçen bir sürü kabileler mevcut. Doğayla iç içe geçip daha dingin, gerektiği zaman öfkesini açığa çıkartabilen bilge barbarlarımız da var. Dolayısıyla arka plan ve hikaye tercihlerinde karar verici olarak bunları düşünebilirsiniz barbarlar çok dayanıklı, çok güçlü. Fakat oynamış olduğunuz oyunda çok fazla siyasi entrika, soruşturma, ipucu falan varsa biraz oyunun dışında kalma hissiyatını bürünebiliyorsunuz. Tabii bunu kurmuş olduğunuz diyaloglar açısından söylüyorum. Yoksa savaş alanında tabii ki çok güçlüsünüz, teröristime devam ediyorsunuz arkadaşlar. Biraz da barbar örneklerinden bahsetmeye çalışacağım. Oynanmış olduğunuzda rol peynizi belki etkileyebilecek ikonik karakterler var birkaç tane. Benim bildiğim en azından sizlerin de vardır. Bunları söylemeye çalışacağım. Tabii ki herkesin aklına en başta Conan geliyor. Conan bildiğiniz bir barbar arkadaşlar. Özellikle hikayeden okuduysanız komikleri falan da var, romanları falan da var, onlara bakmışsınız. Conan böyle biraz içerisinde üç açılık bulunduran, gerektiği zaman hırsızlık yapan ama nihayetinde kral olan bir barbar. Yani diyeceğim çoğu zaman birçok yönden hep daha fazlasına sahip. Gerektiği zaman hırsızlar işbirliği yapıyor, düşmanının kafasını kopardıktan sonra onu sorgulamaya falan çalışıyor. Velhasıl hikayelerini okursanız ilham alabilirsiniz. Bir diğer örnek bu biraz garip gelebilir. Aslında söylesem mi söylemesem biraz düşünüyorum ama söylemek istiyorum. Marvel'dan Hulk arkadaşlar. Çünkü Hulk aslen Bruce Banner. Yani sizde oyunlarınızda mesela Bruce Banner gibi sakin fakat sinirlendiği zaman ortalığı yıkan geçen bir... Hulk'a dönüşebilen bir karakter oynayabilirsiniz. Çünkü Hulk kızdıkça, öfkelendikçe daha da güçlü oluyor. Siz de buna benzer böyle daha dingin bir karakterle beraber Hulk var bir şey oynayabilirsiniz. Tarihten örnek vereyim biraz. Roma İmparatoru Sezar'a e karşı savaşan Cermen ve Hun kabileleri var. Onların büyük komutanları var. Onlara bakabilirsiniz. Bunlar barbar kabileler. Mesela Roma'yı tarihinde ilk defa yağmalayan Cermen asıllı birinci Alarik var onun hikayesine bakabilirsiniz. Onlara sinirlenebilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Barbar kültüründe sadece erkek barbarlar da yok. Kadınlar da var. Mesela Boudica diye bir hatun var. Kendisi İrlandalı. Şöyle bir olayı var onun da. Çok ağır yaralar aldıktan sonra bir savaşta düşmanlarıyla yüz yüze savaşmak için kendi kendisini sırtını bir kayaya bağlıyor. Ve yapmış olduğu savaşlarda yüzü hep düşmanının yüzüne bakıyor bu kayaya bağlama şekliyle. Hatta savaşta çok tehlikeli bir karakter, çok ölümcül bir karakter öldükten sonra düşmanları öldüğüne inanmıyorlar. Ne zamanki bir kuzgun ve bir akbaba Boudica'nın üstüne konduğu zaman ha tamam artık öldü diyorlar. Birkaç tane böyle karakter söylemek istedim. Bunları düşünüp hikayelerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi barbar bar yaratmak diye başlayalım. Barbar oluşturması çok da zor bir sınıf değil aslında kolay bir sınıf. D&D 3. versiyona göre 5 edisyonunda daha kolaylaştı bu. Mevcut olan yeteneklerimizi güçlendiriyoruz. Anlatacağım birkaç tane nüans var. İşte hangi statlara vermeliyiz, hangi skill'leri almalıyız, hangi fitler alınabilir. Bunlardan biraz bahsetmeye çalışacağım sizlere. İlk olarak statlarla başlayalım. Aşikar ki strength olarak bilinen str diye kısalttığımız bizim stat, ana statlarımızdan biri olacak. Yapmış olduğumuz saldırılarda ve ability çiçeklerde yetenek kontrol diye çevirebilirim bunu da. Kullanacağımız stat str ve constitution. Constitution'da sağlık değeri diye çevirebilirim. Dolayısıyla barbarımızın hem güçlü hem de denekli olması için Strength ve Constitution'a puan vermemiz lazım. Bazı barbar oyuncuları strength yerine dexterity yani koordinasyon diyebilirim ona da. Ona puan verebiliyorlar hani daha çelik bir barbar oynamak isteyebiliyorlar. Bu da mümkün ama hani barbar oynuyorsanız strength daha iyi. Çünkü bir şeyleri kıracaksak, dökeceksek güç uygulamamız lazım diye düşünüyorum. İkinci en önemli diğerimiz dediğim gibi Constitution yani dayanıklılık. Çünkü Constitution ne kadar fazla olursa o kadar dayanıklı oluyorsunuz. Dayanıklı olduğunuz zaman daha fazla alanda kalıyorsunuz. Daha fazla alanda kaldığınız zaman daha fazla öldürüyorsunuz arkadaşlar. Constitution'un şöyle bir güzelliği de var. Barbar diğer ırklar, diğer ee, sınıflardan farklı olarak hit dayısı 1D12. Dolayısıyla yüksek konstitüsyona sahip olan barbar karakterleri modifier olarak daha fazla artalıyorlar. 12'lik zar atıyorsunuz. Constitution modifier'ınız da ekleniyor bu. Yani Constitution can değeri bonusunuzla beraber 60 olduğunuz 12'lik zar değeri ekleniyorlar. Ve potansiyel savaş alanındaki arkadaşlarınız arasında en yüksek can dağına sahip karakter olabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan bahsedeceğim çıplak barbar muhabbeti de var. Onda da mesela Constitution ve Dexterity değerlerine bakılıyor ve bir şekilde bu değerler bir araya geliyor anlatacağım birazdan. Birçok arkadaşınızdan çıplak olduğunuz halde daha fazla armor class'ınız oluyor. O yüzden Dex de önemli. Bu sebepten dolayı yani bu Constitution ve Dexterity değerlerinizin statlarınızın 16-14 bandında olmasını öneriyorum arkadaşlar. Zaten Intelligence yani zeka, wisdom ve yani irfan hani bunlara çok vermeyeceğiz. Dolayısıyla bir barbar bar yapacaksak alacağımız değerler genelde Strength, Constitution ve Dexterity. Bu üç tane satıya yönelmemiz lazım arkadaşlar. Peki barbarlar nelerde yetenekli, nelerde uzmanlar? Biraz da bunlardan bahsetmeye çalışayım. Demiş olduğum gibi bir dersimiz 1D12 yani 12'lik zar atıyoruz. 12'lik zarın güzelliği şu her level aldığımızda bu zarı atıp gelen değer kadar can değerimizi artıyor. Partimizle beraber dinleneceğimiz zaman bir de 12 atıyoruz ve iyileşme değerimizi gelen zara göre artırıyoruz. Kullandığım silahlar arasında simple weapon ve martial weapon'lar yani kazma, kürek, sopa kullanabiliyorsunuz. Ve hani savaşın üretilmiş kılıç, savaş baltası, mızrak bunları da kullanabiliyorsunuz. Fakat genelde tercih edilen silah yüksek strenge gidildiği için 250 çift elli baltalar ve kılıçlar oluyor arkadaşlar. Zırh konusuna gelirsek hafif zırh giyebiliyorsunuz veya çıplak olabiliyorsunuz. Çıplak daha geleceğim daha gelmedim. Light armor dediğim yani bu deri ipliklerden oluşan zırh kalkan kullanabiliyorsunuz bu arada. Yeteneklerimize gelirsek bunlar hayvanlara dostluk kurma yani animal handling, atletizm, intimidation, göz korkutma, nature, doğa bilgisi, Perception ön sizi çevre farkındalığı diyebiliriz. Bir de survival yani hayatta kalma. Bu yetenekleri bir araya getirerek farklı barbar tipleri oluşturabilirsiniz. Örneğin hayvanlar arası iyi olan doğa aşırı bir barbar karakteriniz olabilir. Ya da iyi göz korkutan sindirmesi yüksek olan bir karakteri oynayabilirsiniz. Bu şekilde rakiplerle ve oyun içi NPC dediğimiz DM tarafından oynanan karakterlerle aranızda oldukça eğlenceli muhabbetler dönebilir. İşte nasıl bir karakter oynayacağınız bu skilllerle beraber artık size kalmış. Evet şimdi barbarı barbar yapan özelliğe geldik. Herkesin aklına gelen yetenek o da rage yani öfke. Rage kullanmak için oyunda bonus action'ımızı harcıyoruz arkadaşlar. Normalde her oyuncunun bir turda bir saldırı ve bir bonus action'ı var. Biz de bu bonus action'ımızı rage kullanacağımız zaman harcıyoruz. O da rage açıyorum diyorsunuz ve rage'iniz aktif hale geliyor. Rage'de hatırlamamız gereken birkaç tane parametre var. Bunlardan birincisi günlük rage limiti. Yani sürekli Rage'de gezemiyorsunuz. Şimdilik diyelim. Spoiler vereyim. ileride çünkü gezme durumunuz var. Hatta geziyorsunuz arkadaşlar. Level aldıkça limitiniz artıyor arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Rage kullanmak istiyorsanız ağır zırh giymemeniz lazım. Peki bu Rage ne işe yarıyor? Biraz ondan bahsetmeye çalışayım. Strength yani kas gücüyle yapılacak aksiyonlarda ve güce bağlı saving throw'larda yani kurtarma zarlarınızda avantaj alıyorsunuz. Avantajı şu anlama geliyor arkadaşlar. iki tane zar atıyorsunuz. Yüksek olanları referans alıyorsunuz bu kadar. Rage'in başka bir özelliği silahınızı yapmış olduğunuz saldırılarda hasarınıza bonus alıyorsunuz. Bir başka olayı da ki bu çok güzel bir olay bence. Size gelen hasarı ki bu hasarlar kesici, delici ve morartıcı hasarlara karşı direnç kazanıyorsunuz. Direnç de şöyle bu gelen tüm hasarın yarısını alıyorsunuz. Diyelim ki multiclass bir karaktersiniz. Yani örnek veriyorum level'larınızı büyücü ve barbar olarak alıyorsunuz. Rage aktifken büyü yapamıyorsunuz. Bunun da sebebi sonuçta sinirlisiniz, rage atmışsınız ve artık konsantrasyonunuz bozulmuş. Dolayısıyla konsantre olmayan bir ücreti büyü yapamaz arkadaşlar. Rage bir dakika sürüyor. Turbağı düşünürsek de 10 tur diyebiliriz. Rage halinde can değerimiz sıfıra düşerse bayılıyoruz. Ve dolayısıyla rage artık sona eriyor. Bu arada rage'in aktif olması için bir düşmana saldırmalısınız. Veya düşmanınız size hasar vermek zorunda. Yani atıyorum uzaktan size bir okçu ok çok atıyor. Ok size gelmedi. Siz de adama bir anda gidemiyorsunuz. Rage kapandı. Unarmed Defense, evet. E, ikide söylemiş olduğum çıplaklık muhabbeti işte burada devreye giriyor. Eğer barbar karakterini zırh giymezse, karakter oluştururken söylemiş olduğum Dexterity ve Constitution modifierlarını, yani bonuslarını alıyoruz. 10 sayısının üstüne ekliyoruz. Ayrıca yüzük, bot, eldiven, pelerin vesaire bunların da defanslarını alıyoruz. Eğer varsa bunların hepsi bizim toplam defansımız oluyor arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kalkan kullanmak bu özelliği bozmuyor. Yani bağrınızda çık, bir elinizde kalkan, bir elinizde baltayla gezebiliyorsunuz. Birçok durumda ilerleyen level'larda çıplak olarak gezmek daha avantajlı arkadaşlar. Onu da ileride anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ikinci level'a geldiğimiz zaman reckless attack diye bir yeteneğimiz ortaya çıkıyor. Bunun Türkçe çevirisi pervasız saldırı olabilir. Mekaniği basit. Nasıl kullanılır hemen söyleyeyim size. Turunuza başlamadan önce ben pervas saldırı yapacağım diyorsunuz. Yani gözü karartıyorsunuz, kendinizi açıkta bırakıyorsunuz ama rakibe hurra girmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla hal böyle olunca atmış olduğunuz atak zarlarına avantaj alıyorsunuz. Fakat rakipleriniz ise karşı avantaj alıyor. Yani siz de iki tane zar atıyorsunuz, yüksek geleni alıyorsunuz. Rakibiniz de size iki zar atıyor, yüksek geleni alıyor. Gözünüz kararmışsa vurun gitsin. İkinci level'da gelen başka bir özelliğimiz daha var. Bu da Danger Sense. Örümcek hisseri gibi çevirebiliriz bunu. Herkes öyle söylüyor zaten. Peki nasıl çalışıyor? Hemen ah, anlatayım size nasıl çalıştığını. Büyülere ve tuzaklara karşı avantajlı zar atıyorsunuz. Dexterity saving throw atıyorsunuz. Yani dexterity'ye koordinasyona bağlı kaçma zar atıyorsunuz. Örnek veriyorum. Mesela tepenin ilerisinde bir tane büyücü var. Size doğru büyü yapmaya hazırlanıyor. Bunu hissediyorsun ve dexterity saving throw atıyorsun. Eğer zar istediğin gibi gelirse bir anda büyüden kaçıyorsun. Yani bir anda kendini sağa doğru atıyorsun mesela. Ya da arkadaşlarınla beraber bir şato var tepede. Kar yağıyor çok fena ve o şatoya doğru yürüyorsunuz. Tabii şatoya giden yolda bir sürü kurt kapanları var. Birinin üstüne basmadan önce durun diyorsunuz. Bir şeyler hissediyorum diyorsunuz. Tuzak olabilir diyorsunuz. Avantaj zar atıyorsunuz. Eğer zarınız gelirse kendinizi ve arkadaşlarınızı kurt kapanlarından kurtarıyorsunuz. Bu özelliği kullanmak için kör olmayacaksınız, sağır olmayacaksınız ve barbarınız aktif olacak. Aktiflerken ne diyorsun diye sorarsanız da yani örnek veriyorum belki zehirlendiniz ve arkadaşlarınız sizi taşıyor sırtında. Dolayısıyla bilinciniz kapalı olduğu için bu Danger sense aktif halde olmuyor. Üçüncü level'a geçtiğiniz zaman artık barbarınızın hangi yol ilerleyeceğine karar veriyorsunuz. Yani ne tür bir barbar olacağım, hangi modele geçeceğim bunun fikriyatına geliyorsunuz bu subclassları da anlatacağım ilerleyen kısımlarda videonun. Şimdi 4. level'da, 8. level'da, 12. level'da, 16. ve 19. level'larda statlarınızdan birini ki neydi bunlar? Strength, Dexterity, Constitution. Bu statlardan birini ya 2 puan arttırıyorsunuz ya da 2 tane statınızı 1 puan arttırıyorsunuz. Ya da arttırmalar yerine, stat yerine ekstra bir tane feat kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. 4, 8, 12, 16, 19 bu level'larda. Beşinci level'da Barbar'ımızın ekstra atak özelliği açılıyor. Yani eskiden bir vururdum, şimdi iki vuruyorum diyorsunuz. Ayrıca bu ek olarak beşinci level'da eğer zırh giymiyorsanız yani unarmed defense'seniz, çıplak geziyorsanız göğsünüz, hızınız 10 feet daha artıyor. Diğer oyuncular yani normal oyuncular normalde 30 feet ilerlerler. Siz 40 feet gidiyorsunuz. Bir bakıma artık daha hızlı yürüyorsunuz, daha hızlı koşuyorsunuz yani. 7. level'da Feral Instinct yani hayvansal içgüdü diye çevirebiliriz. Bu özelliği kazanıyorsunuz. Bu da şu işe yarıyor. Tura başlarken normalde tur sırasını belirleme amaçlı zar atıyoruz arkadaşlar. Bu özellik sayesinde artık atmış olduğumuz zar avantajlı oluyor. Yani doğada bulunan kartalı, kurtu, aslanı izleyen barbar zamanla onlar gibi düşünüp her daim tetikte olmayı öğrenmiş oluyor. Neden tetikli diyorum? Çünkü artık karanlıktan gelen bir ok veya arkanızı beliren bir suikastçı size sürpriz saldırı yapamıyor arkadaşlar. Dediğim gibi her daim gözler açık. Tetikteyiz. 9. level'a geldiğimiz zaman Brutal Critical adında bir yeteneğimiz aktif hale geliyor. Barbar'ı ölümcül yapan repertuarındaki en önemli silahlardan biri bu arkadaşlar. Normal şartlarda bir oyuncu kritik hasar vurduğu zaman bir hasar zarı dağıtıyor. Barbarlar bu hasar zarını Brutal Critical sayesinde 3 defa atıyorlar. Örnek veriyorum. Elinizde Karşınızda duran ork şamanla aynı boyda bir silahınız var. Ve bu balta 1D12 vuruyor olsun. Kritik geldi bir 1D12 daha atıyorsunuz. Brutal Critical sayesinde bir tane daha atıyorsunuz arkadaşlar. 13. level'a geldiğiniz zaman 4 tane atıyorsunuz. 17'ye geldiğiniz zaman satan 5 tane zar atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 11. level'a geldiğimiz zaman Barbar'ın neden iyi bir tank, iyi bir frontliner olduğunu belli eden özellik ortaya çıkıyor. Bunun da adı Rinalds Rage yani amansız öfke. Şimdi normal şartlarda can değeri sıfıra gelen oyuncu soluğu yerde alır, baygınlık geçirir. Fakat Barbar canı sıfıra inmesi durumunda Constitution Saving Throw on atıyor. Yani Constitution Modifier'lı bir zar atıyorsunuz. Bu atmış olduğunuz zar 10 değerini geçerse 1'e epeye tekrardan fırlıyorsunuz. Belki de bir tur sonra bir arkadaşınız size bir heal atacak ve tekrardan güçlü bir şekilde savaşmaya devam edeceksiniz. Yetmedi bir daha 0'ı gördünüz. Bu sefer artı 5 ekleniyor. 15'i bulmanız lazım atmış olduğunuz zarda. Yani her 0'a inmenizde zarınızda artı 5 ekleniyor. En fazla 20 oluyor işte. Yani 20'de atarsanız zaten hakikaten barbarsınız gerçek hayatta da bence. Rest aldığınız zaman yani dinlendiğiniz zaman tekrardan bu zar onlar resetleniyor. 15. level'da Persistent Rage yani kalıcı öfke özelliği aktif oluyor. Bana göre Barbar'ın en güçlü yeteneği bu arkadaşlar. Siz istemedikçe veya baygın halde değilseniz hep Rage halindesiniz. Yani hep daha fazla hasar veriyorsunuz. Hep gelen hasarın yarısını yiyorsunuz. Mükemmel. 18. level'da Yılmaz Kuvvet özelliğimiz geliyor arkadaşlar. Indomitable Might İngilizcesi bu da şöyle bir şey. Bir durum yaşanıyor mesela ve strength zarı atacaksınız. Atmış olduğunuz strength zarı eğer sizin str değerinizden düşükse str değerinizi kullanıyorsunuz. Hemen örneklendirelim. Diyelim ki str'niz 18 kağıt üzerinde. Önünüzde yolunuzu kapayan büyük bir kaya olsun. Ben bu kayayı buradan alırım dediğiniz vakit DM size diyor ki str zarı atar mısın? Kayanın da yerden kalkma zorluk değeri 17 olsun. Diyelim ki zar attınız ve o zar 16 geldi. Normal durumda zar 16 geldi. Kayanın zorluğu 17. Bu görevi başaramadınız arkadaşlar. Ama işte bu durumda kağıt üzerindeki STR'niz 18 olduğu için ben str'mi mi kullanıyorum diyorsunuz. Ve o alıyorsunuz. Başka bir fırlatıyorsunuz. Bu kadar. Evet geldik en son level'ımıza. 20. level. Bunda da Primal Champion aktif hale geliyor. 20. level'da STR, Strength yani ve Constitution değerleriniz 4 değer artıyor arkadaşlar. Normal şartlarda maksimum stat değeri 20'dir. Özel bir durum yoksa. işte bu durum sayesinde 4 daha kazanıyorsunuz ve strength ve constitution'unuz 24 oluyor. Tebrikler dünya üzerinde yaşayan en güçlü insan sizsiniz. Barbar sınıfını genel olarak anlatmaya çalıştım. Şimdi 3. level'da önümüze çıkan barbar modeli seçme mevzusu vardı yani. Ondan bahsetmeye çalışacağım. Referans aldığım kitap Player's Handbook arkadaşlar ve bu handbook'ta iki tane seçeneğimiz var. Bunlardan birincisi Path of the Berserker. İkincisi de Path of Totem Warrior. İlk olarak Berserker'la başlayacağım. Berserker, Berserker nasıl okuyorsanız, telaffuz ediyorsanız. Yani Rage mekaniğini modifiye ederek gelişiyorlar. Yani Rage özelliğini hem geliştiriyorlar hem de Rage sayesinde daha farklı özellikler kazanmaya başlıyorlar. Ne oluyor mesela? Ne kazanıyoruz? Hemen bakalım bunlara. Üçüncü level'da Frenzy özelliğimiz geliyor. Flash kullandığımız zaman eğer istersek frenzi açıyoruz bu arada. Frenzi sayesinde bonus aksiyonlarımızda bir saldırı daha yapabiliyoruz. Demiştim yani normal şartlarda bir saldırı ve bir bonus actionımız var. Ve bonus action'da her karakter saldıramaz. Barbarlar frenzi sayesinde saldırabiliyorlar. Yani bir turda iki tane vuruşabiliyorsunuz. Fakat bunun şöyle bir anne kapı var. Rage bittiği zaman yorgunluk hissiyatı oluşuyor. Yorgunluk durumunun da farklı bir mekaniği var. O da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Toplamda 6 defa yorgunluk işareti alabiliyorsunuz. Her yorgunluk işaretinde karakterimizin yaşamış olduğu bazı dezavantajlar var. Birinci yorgunlukta ability check yani yetenek zarlarında dezavantaj alıyoruz. İkinci yorgunlukta hızınız yarıya düşüyor. Üçüncü yorgunlukta atak zarlarınıza ve saving trollarınıza dezavantaj alıyorsunuz. Dördüncü yorgunlukta canınız yarıya düşüyor. Beşinci yorgunlukta hareket kabiliyetiniz sıfıra iniyor. Altıncı yorgunlukta da arkadaşlar ölüyorsunuz. Altıncı level'da pet of the worker altında Mightless Rage diye bir özelliğimiz geliyor arkadaşlar. Rage'imiz aktifken charm yani baştan çıkarılma gibi bir şey çevirebilirim bunu ve korku artık size işlemiyor. 10. level'da Intimating Presence yani göz korkutan mevcudiyet diye çevireyim. O kadar sinirli ve göz korkutan bir barbar oluyorsunuz ki 30 feet çevrenizde bulunan kişiler Wisdom Saving Throw zarı atıyorlar. Ve eğer bu zarda başarılı olmazlarsa korku durumuna geçiyorlar. Bu korkma durumu bir tur sürüyor. Korkan varlıklar size vuracakları zaman dezavantaj saldırıyorlar. Diyelim ki bu varlıklardan biri zar attı ve o zar başarılı geldi. Korkmadı yani. Bu varlığın tekrardan korkması için 24 saat geçmesi lazım. 14. level'da Pet of the Berserker'ın son özelliğine geliyoruz. Bu özelliğimiz de retaliation, karşılık verme. Yani bence bu Berserker'daki en güçlü yetenek bu. Birisi size vurduğu zaman siz de ona vuruyorsunuz. Bu kadar. İkinci seçeneğimiz arkadaşlar Totem Warrior. Bence Totem Warrior Berserker'dan daha güçlü arkadaşlar. Zaten şimdi bahsettiğim zaman da siz de onun mahkemesini yaparsınız diye düşünüyorum. Peki Totem Warrior ne? Konseptten bahsedeyim hemen. Yani doğada yaşayan hayvanlarla kutsal, ruhani bir birliktelik kuran barbarlarımız Totem Warrior oluyorlar. Bazı hayvan ruhlarını alıyorlar, onlarla işbirliği yapıyorlar ve bu işbirliği sayesinde güçler kazanmaya başlıyorlar. Totem Warrior altında 3. level'a geldiğimiz zaman yani subclass olarak Totem Warrior seçtiğimiz zaman Split Seeker diye bir özelliğimiz aktif oluyor arkadaşlar. Yani ruh arayan diye çevirebilirim. Bu özellik beraberinde iki tane büyüyü getiriyor. İlk büyümüz Beast Sense. Yani hayvanları sezme. İkinci büyümüz Speak with Animals. Yani hayvanlarla konuşma. Bu büyüleri yapmak için de bir ritüel bir meditasyona girmemiz lazım. Yani böyle bir anda bunu kesedemiyoruz. Oturacağız, düşüneceğiz. Bir on dakika falan geçecek. Tütsü falan yakacağız. Hani bu şekilde bu büyüleri kullanabiliyoruz. Ritüel gerektiriyor yani. Üçüncü level'da aldığımız bir diğer özelliğimiz de totem spirit. Yani totem ruhu. İşte bu özelliğimizle hayvanlarla iletişime geçiyoruz. Ve artık onların gücünü elde etmeye başlıyoruz. Bu arada bunun içinde yani bu özelliği aktif etmeniz için de seçmiş olduğumuz hayvanı temsil eden bir materyal taşımamız lazım arkadaşlar. Örnek veriyorum kurt dişinden bir kolye olabilir, ayı postundan bir pelerin olabilir, kuş tüyünden bir şapka olabilir. Peki bunlar hangi hayvanlar? Hemen onları da açıklayayım size. Bir yani ayı, eagle yani kartal, wolf yani kurt. Şimdi hangi hayvan hangi özelliğiyle geliyor onlardan bahsedeyim. İlk ayıdan başlayacağım. Ayı seçtiğiniz zaman rage'iniz aktifken zihinsel büyüler sakitliğe geçiyor bunlar. Zihinsel büyüler harici her büyüden ve fiziksel saldırıdan yarı hasar alıyorsunuz arkadaşlar. Normal rage durumunda hatırlarsınız mor artıcı, delici ve kesici hasarlardan bahsetmiştim. Ve bunlara karşı yarı hasar alıyorduk. Eğer totem warrior yolunu seçip hayvan olarak da ayı seçerseniz artık ateş, buz, elektrik, arcane, nekrotik işte ne bileyim ne kadar büyü tipi varsa... Her büyü tipinden yarı hasar alıyorsunuz. Gerçekten çok güçlü bir özellik. Eagle yani kartalı seçtiğiniz zaman rejinizin aktif olduğu durumlarda eğer birisi size fırsat saldırı yapacaksa bunu dezavantajlı yapıyor. Siz de bonus action olarak dash özelliği kazanıyorsunuz. Dash'i nasıl açıklayabilirim? Mesela bir anda bir yerden bir yere bir anda geçiyorsunuz. Veya bir anda mesela savaştaki yerinizi değiştiriyorsunuz. Yani çok seri hareket ediyorsunuz arkadaşlar. Wolf yani kurt seçtiğiniz zaman da reageniz aktifken 5 fit yakınınızdaki tüm arkadaşlarınız düşmanlarınıza zarar atıyor arkadaşlar. Yani o sürünün alfası artık siz oluyorsunuz. 6. level'a geldiğiniz zaman Aspect of the Beast yani yine bir hayvan özelliği alıyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. 3. level'da kurt seçtim, 6. level'da kurt olacağım diye bir şey yok. İsterseniz ayı seçebilirsiniz. Yani ya da tekrar kurt seçebilirsiniz. Yani size kalmış. Yani bir level dayı aldım, bir level ayı, ayı alamam diye bir şey yok. En başta ile başlayayım yine. Ayı seçtiğiniz zaman 6. level'da arkadaşlar normalde bir taşıma kapasiteniz var. Bu double'lanıyor, iki katına çıkıyor. Bu ne ek olarak da hani bir şeyi iterken, çekerken, taşırken atacağınız strength zarlarına avantaj alıyorsunuz. Yani ne de olsa ayı gibi adam bu ya hani dersiniz ya işte o adam artık siz olmaya başlıyorsunuz. Kartal seçtiğiniz zaman da bir bakıma kartalın gözlerine sahip oluyorsunuz. 1 mile kadar zorlanmadan görebiliyorsunuz. 100 fite kadar da detaylı görüyorsunuz. İşte bu tuzak kurulumlarında, perception'da falan bayağı bir işinize yarayabilecek bir şey aslında. Bir de şu var, kartal olduğunuz zaman, yani kartalı seçtiğiniz zaman daha doğrusu kartal olamazsınız zaten. Loş ortamlarda farkındalık zarınıza dezavantaj alamıyorsunuz. Kurt seçiminde de iz sürerken, yol ararken artık yavaşlama durumu ortadan kalkıyor. Diyelim ki bir yerden bir yere böyle gizli gizli geçiyorsunuz. Normalde gizlendiğiniz zaman hızınız düşer. Fakat artık hızınız da düşmüyor. Normal hızla ilerleyebiliyorsunuz. 10. level'a geldiğiniz zaman Spirit Walker özelliği aktif hale geliyor arkadaşlar. Bu da şu ruhlar aleminde geziyorsunuz veya artık doğayla konuşuyorsunuz. Tabii bunu da büyüle büyü olarak olmuyor. Bu yine ritüelleştiğinde yapıyorsunuz bunu. Artık yani iyidenin iyi, ya artık böyle doğayla bir araya gelen birge bir barbar modeline geçiyorsunuz diyebilirim aslında bu özellikle beraber. 14. levela geldiğiniz zaman yani artık sap alt sınıfımızın son seçeneğine geldiğiniz zaman tekrardan 3 hayvan ruhundan birini seçiyoruz. Demiş olduğum gibi bu yine ayı olabilir, kartal veya kurt olabilir fark etmiş hiçbir şekilde. Ayıdan başlayacağım yine. Ayı seçtiğimiz zaman rejimiz aktifken 5 feet yakınımızda bulunan düşmanlar siz harici arkadaşlarınıza vurmayı tercih ederlerse 60 oldukları zar dezavantajlı arkadaşlar. Yani tüm ilgiyi, alakayı üstünüze alıyorsunuz. Bildiğiniz tank oluyorsunuz. Kartal seçimi de, de şöyle bir özelliğiniz geliyor. Eğer kartalı seçersek, reyeciniz aktifse uçuyorsunuz. Tabi uçmuyorsunuz da hani uçuyor gibi oluyorsunuz. süpermen gibi değilsiniz ama hani bir konumdan bir konuma zıplayarak yer değiştirebiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde. Ve bu konum hani önünüzde de olabilir, üstünüzde de olabilir. Yani mobilite kazanıyorsunuz çok fazla. Kurt tercihinde ise rage'iniz aktifken bonus aksiyonunuzda arkadaşlar large veya daha küçük boydaki düşmanları yere düşürebiliyorsunuz. Şimdi rakip yere düştüğü zaman siz ve arkadaşlarınız rakibe karşı avantajlar atıyorsunuz. Ve rakibin yerden kalkması için de bir tur geçmesi lazım. Dolayısıyla bu da bayağı güçlü bir özellik diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar sınıf hakkında bilgi vermeye çalıştım. Barbar oyuncularını kesinlikle D&D 5'e Pilgrim Handbook kitabını okumasını tavsiye ediyorum. Orada karakter yaratımlarında daha detaylı tablolar göreceksiniz, açıklamalar göreceksiniz. Bu video ise sadece barbar sınıfının genel konseptini anlatmaya çalıştım. Umarım bunda başarılı olmuşumdur. Bu rehber tarzı video eğer hoşunuza gittiyse yorumlara söyleyin. Çünkü yorumlara göre bir sonraki sınıfı seçebilirim. Normalde Bart yapacağım çünkü sıraya göre Bart geliyor alfabetik olarak. Ama istediğiniz başka bir şey varsa, çok beğeni alan veya çok talep edilen bir sınıf varsa onu da yapabilirim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene basın lütfen. Abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla.